Herkese iyi günler. Bugünkü ürünümüz Roborob S5 Max modeli robot süpürge. Bu robot süpürgenin bataryası önceden bir evi tamamıyla temizlerken, tüm odalarını tamamıyla temizlerken, şu anda bir odayı temizledikten sonra artık şarjı bitiyormuş ve şarja takılmak durumunda kalıyormuş. Şimdi biz bunun bataryasını değiştireceğiz. Bataryasının içindeki pilleri yeni piller ile değiştirmemiz gerekli olacak. İçindeki piller şu kısımda, yani batarya şu alt kısımda. Şimdi buranın açılımını da göstereceğim. Buranın açılımında 6 tane vida tutuyor ve bir de şu fırçanın vidası tutuyor. Şimdi onları açalım ve bataryayı çıkartalım. Yıldız sonuna vida bu uçlar. Siz de herhangi bir yıldız sonuna vidayla çok rahat bir şekilde açabilirsiniz veya elinizde küçük bir matkap olsa bile yeterli gelecektir. Hemencecik açabilirsiniz. Açılmayan vidaları kontrol ediniz, yoksa açarken kapağı kırabilirsiniz. Şu anda kapak açıldı. Şunu kaldırdığınız zaman zaten çıkmış oluyor. Yani batarya kısmı burası. Bataryasını da çıkartalım. Evet. Bataryamız bu. Şurada soketi var. Soketi çıkartırken şu kısma basıp sonra kendinize doğru çekiyorsunuz ve soket kendiliğinden gelmiş oluyor. Açmışken hafiften temizliğini de tozlarını da çıkartabilirsiniz, alabilirsiniz. Şimdi bataryanın özelliklerine girip anlatayım. Daha sonra batarya değişim işlemine başlayalım. Bu batarya, evet, yani üzerinde okunanları söyleyeyim. 2S, 2P, 4S, 5200. Yani bu ne anlama geliyor? 2 tane paralel pil kullanılmış, 4 tane de seri şekilde bağlanmış. 5200 mAh değerine de bir pil ve 14.4 volt bataryaya sahip. Bu 5200 mAh elde edebilmek için 2600 mAh pil kullanılmış. Şimdi biz de müşterimize sorduk. Orijinal pil mi istiyorsunuz? Yani orijinal değerlerde pil mi istiyorsunuz? Yoksa daha da artırılmış bir pil mi istiyorsunuz diye. Pillerimizi gösterdik. 3000 mAh, 3200 mAh, 3500 mAh. Bunların toplam miliamper değeri ise 6000 mAh, 6400 mAh ve 7000 mAh olarak bu batarya kutusunun içine sığıyor. Müşterimiz ise bizden 7000 mAh olanını istedi. O yüzden biz de 7000 mAh olan pilleri kullanacağız. İçinde 8 tane pil kullanılıyor. Şimdi 8 pil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu ambalaja sahip, bunu bıçak veya işte bir keskin aletiyle şu kenarlarından çıkartıp almamız gerekli ve içindeki pillere ulaşmamız gerekli. Ben bu kısımları hızlı hızlı bir şekilde geçeceğim, size önemli yerlerini anlatabilmek için. Pillere zor da olsa ulaşabildik. Alttan silikonladıklarından dolayı içinden sökmek oldukça zor. Kutu biraz hasar aldı ama çok da önemli değil. Çünkü şu kutuyla hiçbir işimiz olmayabilirdi. Ama yerinde hareket etmemesi için biz yine bu kutuyu kullanabiliriz. Şimdi ise pilleri şu karttan, BMS kartı yani denge kartından ayırmamız gerekli. Daha sonrasında ise puntalamaya başlayabiliriz. Yine her videoda olduğu gibi biz batarya artıdan söküp batarya eksi de bitirmemiz gerekli. Kısa devre yaptırmamanız gerekli aynı zamanda da.
pilleri yuvasından ayırdım. Puntalarından temizledim. Şimdi yeni pillerimizi montalamaya başlayalım. Yalıtım contaslarını takalım. Bunları pillerin artı kutbuna takıyoruz. Yalıtım contalarını da taktık. Şimdi ise yapmamız gereken pilleri ikişerli ikişerli gruplar halinde dizmek. Daha sonrasında buraya uygun halde şu puntaları yapıp yerine koymak olacak. Bu kısmı da şöyle göstereyim. İkişerli ikişerli yaparak devam edebilirsiniz. Ama size tavsiyem, punta cihazınız olmadan yapmayın. Çünkü bu piller için de sizin için de çok çok tehlikeli olabilir. Yani ben sürekli yaptığım halde bile bazen yanlışlıklardan dolayı pillere veya punta cihazına veya ortama zarar verebiliyorum. Piller patlayabiliyor. Bunu sürekli yaptığımız halde. Şimdi ben pilleri gruplandıracağım ve puntalamasına daha sonra geçelim. Şimdi ise punta tellerini ayarlayalım. Punta tellerini eski bataryaya bakaraktan örnek çıkartabilirsiniz. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Punta tellerini de hazırladım. Şu yuvalarından geçecek şekilde ayarladım. Şimdi pillerin puntalanması ve yerlerine oturtulması var. Yine örnek alacağımız kısım bu batarya olacak. Burada nasıl yapılmışsa yine aynı şekilde yapıp montalamasını yapalım ki yerine tam olarak otursun. Şimdi bu sıra pilleri puntalayalım.
Bu kısım da hazır. Artısına eksisine mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gerekli. Daha önce batarya yapmadıysanız veya elektronikten anlıyorum, ben bunu yaparım, boşuna para vermeyeyim diyorsanız çok çok yanılırsınız, bilginiz olsun. Ben sadece nasıl yapıldığını gösterebilmek adına bir video çekiyorum. Tam yerine oturdu. Şimdi hafiften kenarlarını bantlayacağım ki diğer iki kalan işlemleri oynatmadan yapabileyim. Burası da tamam. Şimdi batarya X'den başlayıp B1, B2, B3 ve en son B artı olarak bitirmemiz gerekli. Şu kısımdan puntamızı yapalım. En sonunda burayı puntalamamız gerekli. Şimdi şu kısımlarını puntalayalım. Puntanın kalitesini de görüyorsunuz zaten. Batarya artı en son yapacağımızı söylemiştik. Batarya eksiden başlayalım. Punta derecesini düşürtelim biraz. Karta punta yapalım. Daha önce kartın şu kısımlarında punta olduğundan dolayı lehim tutmuyor. Biz de mecburen puntalamak zorundayız. Şimdi batarya B1. Bunu puntalamamız gerekli. Şimdi B2. Ve B3. Puntamız uzun gelmiş. Onu biraz kısaltalım. Şimdi dediğim gibi batarya artıda.
Şu anda ürün hazır. Son rötuşlarını yapmamız gerekli. Mesela şuradaki uzun kısımları kesmemiz gerekli. Bantı çıkartabiliriz artık. Yani kalsa da bir sorun problem olmaz. Hatta kalması daha iyi. Ama şurada sensör var. O sensörü kapatmasın, engellemesin diye bunu çıkartalım. Şimdi ısı sensörünü yerine takalım. Ve hafiften yapıştıralım eskisi gibi. Bakalım voltaj veriyor mu? Voltaj vermiyorsa şarja takılıp çıkartılması lazım. Eğer ki voltaj vermezse veya şarja takıp çıkarttığımız zaman bile voltaj vermezse bu sefer kart değişimi olması gerekiyor. Şu anda 14.19 volt. Pillerin voltajı kaç? 14.19 volt. Şu anda voltajımız hazır veriyor. Şimdi kutusuna yerleştirip daha sonrasında ise makineyi bir çalıştıralım. Ürünümüz hazır. Bataryamız hazır. Şimdi makinenin içine yerleştirelim ve makineyi bir kere çalıştırıp müşterimizi arayalım gelip alması için. Bataryamızı taktık. Şimdi bunları takalım. Her şeyini taktık makinenin ve bir kere çalıştıralım. Umarım bir sorun, bir problemle karşılaşmadan müşteriye teslim edebiliriz. Evet, ürün açıldı. Cihazı bir kere yerde deneyelim. Şarj istasyonuna dönüyor. Şu anda çalışıyor zaten. Şu anda Wi-Fi'ye bağlı olmadığından dolayı yerini bulamayabilir. Çünkü internet bağlantısı gerekli şarj istasyonunu bulabilmek için.